Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir Red Ford Custom göstereceğim. Bu aracın neyi var? Araba ısıtmıyor. Termostatını yerinden alacağım ve nasıl söküldüğünü de sizlere anlatmaya çalışacağım. Biraz daraşık bir yerde, burada yüksek ihtimalle kamerayla çekim yapamam ama yapabileceğim yerlerde ve anlatabildiğim şekilde arkadaşlar sizlere göstermeye çalışıyorum. Şuradaki gördüğünüz kamerayı mazot pompası, mazot pompasının arka tarafında kalıyor termostat, kütük şeklinde ulaşacağız. Bulacağız onu tabii ki de, kazacağız buraları ve termostatı değiştirip aracımızın ısıtmama sorununu çözeceğiz inşallah. Ben buraları açayım, sonra çekime devam. Öncelik olarak turbo giriş borusunu arkadaşlar hava filtresinden söküyoruz. Şurada bir adet soketimiz var, tabi ben bunu daha öncesinden çıkarttım. Soketi şu kırmızı tırnağını geri çekip bastırıp yerinden alıyoruz. Şuraya bir yere sıkıştırıyoruz, dengel olmasın diye. Sonra şuradan ön panelden hava alacak olan boru yerinden çıkartıyoruz. Üstü çektiğimizde bu zaten yerinden çıkmış oluyor. Ben şu anda çıkarttım. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Temkinli bir şekilde çekin çünkü ayakların kırılma ihtimali var. Plastiği biraz şeffaf. Ondan sonra bunu yerinden alacağız. Tabii bunu yerinden almadan önce şunu yukarı doğru asılıyoruz. Ve direksiyon yağ bidonunu kenara ayırıyoruz. Şimdi tabi bunu çıkartırken iki elimi kullanmam gerekiyor. O yüzden video çekime devam birazdan. Arkadaşlar, hava filtresine giren boruyu, şu şekilde duran boruyu söktüm. Arkada bir tane şöyle göstereyim, yedilik bir kelepçesi var. Şurada da normal kelepçe pensesini tutan havalandırma borusu var. Bunda kelepçesini çıkartıyorsunuz. Hemen şu köşede duruyor zaten, şu altta. Bunu almamızın yegane sebebi üst kısmı açmamız. Çünkü buradan termostatın diğer termostatı bağlanan borulara müdahale etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda hararet düşürücü üzerinde onu sökmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu boruyu yerinden aldık. İşleme devam ediyoruz. Şöyle termostatın yanına yanaşalım. Arkadaşlar şurada bir boru söktüm. Hemen şöyle göstereyim. Şurada. Şurada bir adet. Bir adet de şu giriş var arkadaşlar. Şurada iki borunun kelepçesini söküp yerinden çekip arkadaşlar çıkartıyorsunuz. Sonra şurada radyatöre giren bir büyük boru var. Onu da şurada hemen köşede duruyor. Bunun arkadaşlar kelepçesini çıkartıp çekiyorsunuz. Şurada bir adet boru daha var. Bunun da keza kelepçesini çıkartıp bunu da yerinden alıyorsunuz. 4 adet bağlantısı var. Bu bağlantıyı söktükten sonra şu alt kısımda bir tane onluk vida var arkadaşlar. Bunu söküyoruz ve yerinden çıkartacağız inşallah. Onluk vidayı da yerinden alalım. Termostatı dışarıda incelerken daha rahat anlatmış olurum sizlere. Hemen en azından sizler de bunu dışarıda görmüş olursunuz. Termostat yerde. Bahsettiğim onluk burada arkadaşlar. Zaten termostat da şu şekilde duruyor. Bu onluğu söktükten sonra termostatı sağa sola oynatarak yerinden çıkartıyorsunuz. Tabii bu işlemi yaparken bunu şurada sökmeyi unutmayın. Az önce anlatmadım, göstermedim. Şimdi sadece bu kadar mı yetmiyor? Termostata bakın, şuradan görünüyor zaten. Hemen termostatta görebiliyoruz. Şimdi bunu bu şekilde sökmemizin sebebi, yani kütük haline sökmemizin sebebi mazot pompasının arkasına denk geldiği için arkadaşlar. Bu eğer mazot pompasının arkasına denk gelmeseydi şu 3 tane gördüğünüz torçluğu söküp sadece içini değiştirebilirdik. Fakat mazot pompası bize engel olduğu için kütüğü komple yerinden sökmemiz gerekti. Bu bir nevi iyi çünkü kütüğün çürük olup olmadığını da dışarıda kontrol edebiliyoruz. Bakın şurada herhangi küçük bir adet, şöyle göstereyim, warning var. Bu da yüksek ihtimalle termostatın patladığı anlamına geliyor. Bakın şurada. Ve termostat suyu burada tutamadığı için arkadaşlar aracımız düzgün bir şekilde ısınamıyor. Şunu merak ettim, açıp içini kontrol etmek istiyorum. Hadi sökelim bakalım içinde ne var ne yok. Ya. Bana yardım eder misin? Vallahi ederim de yani bu kamerayı da tutar mı? Çok pahalı ya. Ne yapalım abi, ekipman lazım olacak. Arkadaşlar bu termostatı buradan bu şekilde çıkardım. Bakın şuna dikkat edin. Şurada bir çük var. Bunu sakın o şekilde takıp sıkmayı denemeyin, kırarsınız. Ama benim burada şu da var. Kontrol etme amaçlı söktüm dedim ya sizlere. Termostatı sadece değiştirseydim olayı çözebilirdim. Fakat bu iki arkadaki yönlendirici yüksek ihtimalle kalifere gidiyor. Ve şuradan içeriye baktığımız zaman bu yeşil orlingi zaten göstermiştim sizlere ki var burada bir yeşil orling. Bu yeşil orlingde arkadaşlar şurada bir tane tacik sibobu var.
Bu tazyik sebebinin o rengi yüksek ihtimalle. Bu da bozuk olduğu için bunu yüksek ihtimal küçük haline değiştireceğim. Termostat değil, bunu da değiştirmem lazım. Yani bir nevi o mazot pompasının orada olması, bunu böyle komple sökmem bana arızayı gösterdi zaten. Bunlar da kalorifer sistemine gittiği için ve araçta ısıtmadığı için arkadaşlar, bunu tehlikeye atmayıp bunu bu şekilde komple kütük halinde arkadaşlar değişimini sağlayacağım. Eğer üzerinde müşür varsa yemeden yanında yat olacak. Şöyle göstereyim. Bunun videolarına baktım. Daha önce böyle bir video ben görmedim. Yani henüz bunu söken paylaşan yok. Ben de ilk olayım dedim. Hem de nasıl söküldüğünü size göstermek istedim. Şöyle duruyor zaten. Yüksek ihtimalle gelenin ornikleri falan da üzerinde olacak. Şu böyle blokta duruyor. Şurada şöyle duruyor arkadaşlar. Şuradaki onluğu söküyoruz, çıkartıyoruz. Tekrarlıyorum. Ola ki anlamayan olursa diye. Tamam. Şimdi bunun yenisini hemen isteyelim arkadaşlar. Parçayı tedarik edelim ve yerine takalım. İşlemi bitirelim. Arkadaşlar termostatın yenisi geldi. Şöyle göstereyim. Bunu kütük olarak değiştirmemizin sebebi zaten şuradaki o-ringin patlaması. Aynı zamanda termostatın arızalı olması. Şimdi bunu yerine takacağız. Şu şekilde geçecek. Şuradaki yere birazcık gres yağ sürseniz ya da küçük bir yağ sürmeniz daha rahat geçirmenize sağlayacaktır. Takalım, bir de yerinde gösterelim size. Ford Custom Tornio termostatımızı arkadaşlar değiştirdik. Allah'ın izniyle yola çıktık. Ortalama 40 dakika kadar aracım çalışıyor. Antifriz seviyorum normal. Aracım daha öncesinden harareti 90'a hiç çıkartmıyordu. Yolda düşüyordu. Şu anda aracım 90'a sabit duruyor. Bu arada 304.000'de kilometresini de göstereyim. 289.000'de 3 hafta önce biz bakımını yaptık. 3 haftada neredeyse 15.000 kilometre yol yapıyor bu araç. 304.000'de de termostatın bozulması arkadaşlar normal mi? Normal. Yani bu kilometrelerde normal. Ve aracın çalışmasını görüyorsunuz. Bu araca kesinlikle hiçbir şekilde el sürülmedi. Ve hemen hemen tek elden, bir iki elden kullanılıyor bu araç. Güzel bir araba. Mevzu bu. Şey yapmışlar. Araç ısıtmadığı için evet. Buraya bir karton parçası falan koymuşlar ısınsın diye. Evet. Ondan sonra araba fan arızası vermeye başladı. Aynen. Bunu yapmayın arkadaşlar, bilginiz olsun. Evet. Bunu yapmayın. Eğer böyle bir problem yaşarsanız daha fazla maliyeti arttırabilirsiniz. Şurada bir sensör var. Nereden bakarsanız tahmini fiyat veriyorum. Fiyatına bakmam ama 800-1200 lira civarında vardır. O civarda. Boşu var 600-700 lira civarında. Yani pahalı malzemeler. Evet. O yüzden tespit yaptırın. Eğer termostatsa termostatı değiştirin. Şu anda benim termostatım da açtı. Fanı açtı, kapattı bir kere. Her şey yerli yerinde, yolunda, ısınıyor. Soğuyor, fan açıyor ve benzeri. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, destek için tabii ki de kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.